Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı reçeli tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için 2 kilogram kayısı kullanacağız. Kayısıları güzelce yıkadım. Reçelimizin tane tane olması için kayısıların içini bu şekilde açarak çekirdeğini çıkartıyoruz ve güneşte 2 gün bekleteceğiz. Bu şekilde açarak sofranın üzerine yerleştiriyorum. Kayısılarımı bu şekilde serdim. Diğerlerini de kurutmak için aynı şekilde açarak sofra bezinin üzerine serdim. Reçellik kayısılarımız 2 gün güneşte bekleyecek. Daha sonra reçelini yapacağız. Kayısıları 1,5 gün beklettim. Güneşin durumuna göre bekletme süreniz azalabilir veya uzayabilir. Bakın. Bu şekilde hafif suyunu çekmesi yeterli. Şimdi şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Kayısılarımızı bu şekilde bölerek hazırlayalım. Diğer kayısılarımız da kurumaya devam edecekler. Reçelin ölçüsünü bu kase ile ayarlayacağım. Bir kase kayısıya bir kase şeker kullanacağım. Veya bu şekilde güneşte beklettiğimiz kayısıyı tartarak 1 kilo kayısıya 1 kilo şeker de kullanabilirsiniz. 1,5 kase kadar kayısı çıkacak. Şekerini de ona göre 1,5 kase ekleyeceğim. Reçelimizin öncelikle şerbetini hazırlayacağız. Biraz kaynadıktan sonra da kayısıları ilave edeceğiz. 1,5 kase kayısıya 1,5 kase şeker ekliyorum. Üzerine yarım kaseden biraz fazla su döküyorum. Şöyle biraz daha ekliyorum. Toplamda 1 kase su dökmüş oldum. Ocağı açtım. Şeker ve suyu kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Kıvam alıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika kaynatacağız. Evet, şerbetini 20 dakika kadar kaynattım. Bakın bu şekilde kıvam aldı. Şimdi kayısıları ekliyorum. Şerbetini çok fazla kaynatmayalım. Sadece 15-20 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Tabii ki ocağın açıklık durumuna göre bu süre değişebilir. Kapağını kapatıyorum ve kaynamayı bırakıyorum. Diğer tencere küçük geldiği için tencereyi değiştirdim. Üzerinde köpük oluşmaya başladı. İsterseniz köpüğünü bu şekilde alabilirsiniz veya tereyağı ekleyerek köpüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ben de şimdi üzerine 1 çay kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı hem köpüğünün gitmesini sağlıyor hem de daha parlak olmasını sağlıyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Ancak dediğim gibi lezzetini sevmiyorsanız bu şekilde köpüğünü alarak da köpüklerden kurtulabilirsiniz. Şimdi reçelimizin kıvamını kontrol edelim. Kayısıları ekledikten sonra da 20 dakika kadar pişirdim. Şimdi şöyle çay tabağının içerisine reçelin suyundan alıyorum ve buzdolabına koyarak biraz bekleteceğim ve soğumaya bırakacağım. Koruyucu görevi görmesi için 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. İsterseniz limon sıkarak da hazırlayabilirsiniz. Ancak limon tuzu daha etkili oluyor. Evet, buzdolabında 3 dakika kadar beklettim. Bakın bu şekilde hemen hareket etmiyor. Kıvamı gayet güzel. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde de kıvamını anlayabilirsiniz. Dokunduğunuz zaman yapışıyor ve sünüyor. Artık reçelimiz olmuş demektir.
Şöyle bakın arkadaşlar, kayısılarımız dağılmadan reçelimizi hazırladık. Şimdi artık ocağı kapatabiliriz. Reçeli sıcak sıcak kavanozlara koyuyorum. Kapağını kapatarak vakumlayacağım. Bu şekilde 2 sene bile kalsa kesinlikle reçeli hiçbir şey olmuyor. Şöyle bakın arkadaşlar, reçel tane tane muhteşem. Hiç kullanılmamış yeni ve temiz kapakla 2 geri 1 ileri tekniğiyle kapatıyoruz ve sıkıyoruz. Sıcak olduğu için bir tane bez alalım. Onunla iyice sıkarak ters çevirelim. cc'lik kavanozla 4 kavanoz reçelimiz çıktı. Ben 3 tanesini vakumladım. 1 tanesini de yemek için buzdolabına koyacağım. Kavanozların vakumlanması için bir gece bu şekilde bekletelim. Şimdi reçelimi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra birlikte kıvamına da bakacağız. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle birlikte kıvamına da bakalım. Bakın arkadaşlar, soğuduğu zaman kıvam bu şekilde, soğuyunca da biraz daha kıvam alıyor. Hemen sizler için müsaadenizle lezzetine de bakıyorum. Tek kelimeyle muhteşem, güneşte bekletmek ayrı bir lezzet veriyor. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Kavanozlarımızı ertesi gün ters çevirelim. Ortası çökmüşse ve kenarında sızıntı yoksa kapaklarımız vakumlanmış demektir. Direkt güneş almayan serin ve kuru bir ortamda muhafaza edelim. Canınız istediği zaman açarak afiyetle ilk günkü tazeliğiyle tüketebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.